Ankara Legyum 1. Lig'den merhabalar. Birinci vuruşta sağ taraftan samanlıkları sakınarak, deliğe doğru akıtarak, tempolu bir vuruşta önümüzdeki çalıları geçiyoruz. Çalıları geçmek oldukça kolay. Geçtikten sonra topumuz yaklaşık olarak bu bölgelerde bitiyor. Topumuz bu bölgelerde bittikten sonra deliğe doğru ikide patlamak, olmadı üçte bitirmek gayet mümkün. Arkasındaki bunker oldukça kolay bir vuruş sağlıyor. İkinci deliğin çıkışı hemen birinci deliğin bitiminin sağında yer alıyor. Birinci vuruşlarda sağ yukarıya doğru tempolu bir vuruş yapıyoruz. Zeminin ve rüzgarın da etkisiyle bazen toplar bunkerda sonlanabiliyor. Bunkerdan veya sol aşağıdan deliğe doğru iniş imkanı mevcut. Delik eğimde bulunuyor. Dolayısıyla inen topların rafta kalması veya tempo ayarlanamadığı sürece arkadaki otluk araziye gitmesi mümkün. Delik 3 par. Aşağıdan da deliğe doğru bir pat. Üçüncü delik çıkışı. Deliğimiz yukarıda 5 par olarak bunkerın arkasında yer alıyor. Birinci vuruşları tempolu olarak vuruyoruz. Vurduğumuzda sağdaki rafta kalmak daha kolay veya karşıdaki çukurda yokuşu tırmanmaya niyetlenen çıkışlar genelde sol aşağıya doğru akıyorlar. Birinci vuruşlar burada bittikten sonra ikinci vuruşu hemen deliğin yanında bunkerın yanındaki düzlüğe veya bunkera doğru yapmak mümkün. Bu vuruşları takiben düzlükten veya bunkerdan deliğe doğru çıkmak. Sonrasında deliğe patlayıp kolay bir eksi almak mümkün. Dördüncü delik çıkışı yine yokuşta yer alıyor. Dördüncü delikte tempolu bir vuruşla daha çok sağda birinci vuruşla yukarıya çıkmak mümkün. Birinci vuruşta yukarıya çıktığımızda sol tarafta bunkerlar var. Bunkerları önümüze almaktan sakınıyoruz ki sağda deliği tam karşımızda görebilelim. İkinci vuruşta deliğin yanına doğru tempolu bir vuruşla yine gidiyoruz. Deliğin etrafı oldukça güzel bir çim. Üçüncü vuruşta deliğe doğru patlayıp eksi almak veya olmadı par bitirmek gayet mümkün. Beşinci delik çıkışı. Birinci vuruşu yine yüksekten tempolu bir vuruşla önümüzdeki çalıkları geçiyoruz. Kısa vurucular soldan geçebiliyor, uzun vuranlar sağdan geçebiliyor. Birinci vuruşlar vurulduktan sonra ikinci vuruşlar genellikle deliğin hemen önündeki tepeciğin arkasında bitiyor. Kısa vuruşlar buralarda sonlanırken orta halli vuruşlar hemen tepeciğin burada arkasında bittikten sonra ikinci vuruşta deliğin önündeki suluğa doğru geliyoruz. Sonrasında deliğe doğru rahatlıkla patlamak mümkün. Delik küçük bir eğimde ama oldukça uygun bir zemini var. Burası da 4 Altıncı par. Delik çıkışı hemen 5. deliğin solunda yer alıyor. Tempolu, hızlı ortaya bir vuruş gerektiriyor. Burası 5 par. Birinci vuruşlar rahatlıkla sağdaki bunkerın 50 metre önüne kadar gelebiliyor. İkinci vuruşları deliğe doğru vurduğunuzda genelde sol tarafa doğru iniyorlar. Fakat üçüncü vuruşlarda direkt deliğe doğru patlamak, deliğin civarında kalarak 4'le 1 birdi yakalamak veya olmadı kaçırdığımızda deliği par olarak bitirmek oldukça mümkün. Deliğin etrafı yine oldukça düz. Arkasında hafif bir eğim var ama fazla akıtmıyor deliğe doğru. 7. delik çıkışı. 7. delikte dümdüz tempolu bir vuruşla karşıdaki bunkerın sağındaki koridora doğru vurup birincileri bunkerın yanında bitiriyoruz. İkinci vuruşlarda aynı şekilde bunkerın arkasındaki bunkerın yine yanında
koridoru devam etmek suretiyle. İkinci vuruşlar genellikle hemen bu bunkerın önündeki sulukta bitiyor. Bazen rüzgarlı havalarda aşağıya doğru da inebiliyor. Her iki halükarda da deliği sağ yukarımızda gördüğümüz için deliğe doğru üçüncü vuruşu patlıyoruz. Delik yokuşta olduğu için toplar geri gelebiliyor. Gelmemek adına arkasındaki suluğa düşmek üçüncü vuruşta ve dördüncü vuruşta da suluktan deliğe patlamak mümkün. Eğer aşağıya kaçarsa bir girdaba girmek olası. Beş baş delik. Deliğimiz ileride sağda ağacın altında. Birinci vuruşu sert bir plase ile karşıya doğru tempolu bir şekilde gönderiyoruz ve sert bir plase ile deliğin önündeki suluğa kadar gelmek mümkün. Yine aynı şekilde çok dönen topların sol aşağıdaki suluklara toplanması mümkün. 2D deliğin civarına geldikten sonra 1D delikte 2D deliğe patladıktan sonra deliğin civarında kalıp 3'te bitirmek mümkün. Rüzgarlı havalarda ise bazı plaseler 9. deliğe doğru yuvarlanabiliyor. Haliyle Marshall Komitemizin kararıyla muhtemel yerinde şu bölgelere de aşağı kaçan toplar için bir drop zone koyulması gerekecek. 9. delik tepeden minik plase ile yuvarlıyoruz. 3 par bir delik. Plase ile yuvarladığımız zaman yokuşun etkisiyle biraz da şansa bağlı olarak deliğin solunda, deliğin sağında, deliğin arkasında veya deliğin içinde bitmek mümkün. Genellikle toplar deliğin etrafındaki fairway'de çok kalmasa da raf bölgelerinde kalıyor ve ikinci vuruşlarda deliğe patlamak olmadı. Üçüncü vuruşta par olarak bitirmek gayet mümkün bir delik. Üçüncü delik namı değer hole in one. Birinci vuruşta bayrağı direkt göremiyoruz. Çok ucundan görüyoruz. Önümüzdeki tepeciğin üstünden atlattıktan sonra deliğin solundaki yokuştan veya sağdaki green'in yanındaki tepeciklerden deliğe doğru yuvarlamak ve hole in one yapabilmek mümkün. Olmadı, deliğin etrafında kalıyoruz ve direkt patlayarak eksimizi alıyoruz. Hadi onu da kaçırdık. Bir parla bitirmek işlem bile değil. 11. delik. 11. delik nispeten Ankara'nın zor deliklerinden biri. Birinci vuruşta oldukça uzun çalıların üstünden geçmesi gereken bir delik. Uzun vurucu olmayanlar soldaki boşluğu kullanabilir ama orada dikkat etmek gereken bir husus var. Hemen solunda göl yer aldığı için topumuz rüzgara kapılırsa göle inebiliyor. Nitekim muhtemel yine Marshall kararıyla bu bölgelerde geçemeyenler için veya göle düşenler için bir drop zone koymak gerekecek. Birinci vuruşta vurduktan sonra topumuz tempolu bir vuruşla genellikle fairway'e düştüğünde yol alıyor. Birinci vuruşlar genellikle bu bölgelere geldikten sonra yine tempolu bir ikinci vuruşla deliğe yaklaşık 40-45 metre mesafelerde kalmak. Üçüncü vuruşta da deliğe patlamak mümkün. Fakat delik eğimde olduğu için deliğin zorluğu burada başlıyor. Kaçan vuruşlar aşağıdaki suluğa gidebiliyor. Haliyle dördüncü vuruşta ya suluktan atmak veya atamayıp 5'e bile tamamlamak söz konusu olabiliyor. O yüzden ikinci vuruşları çok dikkatli yapmak önemli bu delikte. 12. delik 5 par. Birinci vuruşta sağdan tempolu bir vuruşla soldaki gölü sakınarak ilerideki suluğa gitmeye çalışıyoruz. Yukarıdan gelen suluğu, gölü sakınmış toplar genelde buradaki sulukta bitiyor. İkinci vuruşumuzda delik sağ yukarıda kaldığı için sağ yukarıya doğru bir vuruş yapıyoruz. Genellikle vuruşlar ya sağdaki yukarı sulukta kalıyor veya aşağıdaki bunkerlara doğru yönleniyor.
Üçüncü vuruşlarda yine deliğin içinde bulunduğu çanağa doğru topu atarak dördüncü vuruşta eksiği alıp çıkmak veya kaçırdığımızda 5 parda burayı bitirmek mümkün. Ankara 13. delik. Şimdi göreceğiniz delik bahsedilen efsane delik değil. Yeri değişti. Şimdi çıkışımız buradan ve deliğimiz sağ ilerideki beyaz bayrak. Birinci vuruşlarda sağ yukarıdan ilerideki bunkerın önüne veya sol aşağıdaki bunkerın oradaki çanağa atmak mümkün. Sağdaki bunkerın önüne atıldığında iki de deliğe doğru bir pat veriyor. Eğer ki aşağıdaki çanakta kalırsak bu çanaktan green üzerinden direkt deliğe doğru düz bir vuruş açısı var. Deliğimiz hemen golf green'in arkasında yer alıyor. Arkasında yine otluk bir alan mevcut. İkinci vuruşlarda bu çanağa düşerekten veya sağdan gelenler yeri geldiğinde birinci vuruşta düşerekten 3'te deliğe patlamak ya da 4'te bitirmek gayet mümkün bir delik. 14. delik oldukça düz bir delik. Birinci vuruşları yine kuvvetlice ağacın biraz ilerisine doğru yapmak mümkün. Deliğimiz bunkerın önünde ama bunker sıkıntısız bir bunker. Bunkerdan direkt pat imkanı veriyor. İkinci vuruşta deliğin yaklaşık 5 ila 10 metre civarında etrafına düşmek. Üçüncü vuruşta eğer şanslıysak bitirmek. Bitiremezsek 4'te bitirmek oldukça mümkün bir delik. Dediğim gibi par 4. Bunker gayet temiz. Delik 14. delikle oldukça benzer. İki farkı olan bir delik. Birinci farkı mesafenin biraz daha uzun olması. İkincisi arkasındaki bunkerın vuruşa o kadar kolay imkan vermemesi. Birinci vuruşlar yaklaşık buralarda sonlanıyor. İkinci vuruşta öndeki tepelik alanı geçmek mümkün. Oldukça rahat. İkinci vuruşlarda şuradaki çanağa girebiliyoruz. Üçüncü vuruşu direkt olarak bu mesafeden deliğe vurmak biraz riskli. Lakin arkasındaki bunker vuruş imkanı veriyor ama kolay değil. Dolayısıyla üçüncü vuruşlarda deliğin yanında kalmak, dördüncü vuruşta bitirip temiz bir net bir par alıp çıkmak mümkün. 16. delik yine bir tee üstünden çıkış. Birinci vuruş oldukça basit, uzun bir şekilde tempolu bir vuruş yaptığımızda yokuş aşağı topumuz ilerliyor. Vuruştan aşağı akan top. Birinci vuruşlarda yuvarlanarak ilerideki golf green'in yakınlarına kadar gidiyor. Çoğunlukla buradaki veya hemen arkasındaki sulukta toplar bittikten sonra ikinci vuruşla arkadaki havzanın içindeki deliğe doğru vuruyoruz. Çoğunlukla toplarımız hemen bayrağın önündeki sulukta bitiyor. Oradan temiz bir patla 3 yapmak veya olmadığı 4'te bitirmek çok olası. 17. delik çıkışı. 17. delik sol yukarıda 5 par. Birinci vuruşlarda karşıdaki tepeye doğru vuruyoruz. Genellikle toplar sol tarafa doğru akıyor ve bu bölgelerde kalıyor. Tepeye çıkabilmek de bazen mümkün havasına göre. Burada kalan topları soldaki bunkerlara paralel olarak yukarıya doğru ikinci vuruş yapıyoruz. İkinci vuruşlarda hemen bunkerların çıkışında burada sulukta kalıyor. Üçüncü vuruşta hemen soldaki deliğe doğru yokuş aşağı patladıktan sonra deliğin civarlarında kalaraktan dördüncü vuruşta deliğe girmek veya olmadı 5 vuruşta bitirmek oldukça mümkün bir delik. 8. delik çıkışı hemen kulüp evinin yanında yer alıyor. Birinci vuruşları düz şekilde vurduğumuz zaman hemen önümüzdeki
tepenin önünde çukurda birinci vuruşlar bitiyor. İkinci vuruşlar deliği görmeden tepenin üzerinden direkt deliğe doğru yapıyoruz. Deliğin hemen tepenin arkasında yer aldığını görebilirsiniz. Deliğin solunda bir bunker var. Dönen topların bunker'a gitmesi. Veya ikinci güzel bir vuruşta hemen sağındaki çukurda, sulukta bitmesi mümkün. Üçüncü vuruşta bunker'ı sakınaraktan deliğe doğru bir vuruşta 3'te bitirmek veya olmadı 4'te bitirmek oldukça mümkün bir delik.